Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vučić'in daveti üzere biraz sonra Belgrad'a bir yolculuğumuz olacak. Ve Sırbistan'la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin de 140. yıl dönümünü bu arada bu ziyaretle inşallah kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Vučić'le gerçekleştireceğimiz ikili görüşmede ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma imkanımız olacak. Ekonomi başta olmak üzere son yıllarda güçlenen işbirliğimizin daha da derinleştirmesi yapılacak. Geçen sene ilkini düzenlediğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantılarımızın ikincisini bu arada gerçekleştireceğiz. Ziyaretim sırasında Türk firmaları tarafından Sırbistan'da kurulan 6 fabrikanın açılışını, bir fabrikanın da temel atma töreninin gerçekleştirilecek olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Ziyaret vesilesiyle 2009 yılında oluşturduğumuz Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan üçlü zirve toplantısını da Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile üyelerinin katılımlarıyla Belgrad'da düzenleyeceğiz. Balkanlarda gönül köprüleri oluşturmak maksadıyla inşa ettiğimiz Belgrad-Saraybosna otoyolunun temelini de liderlerle birlikte atacağız. Ziyaret sırasında ayrıca restorasyonu TİKA tarafından üstlenilen Ram Kalesi gibi tarihi eserlerin ve diğer projelerin de açılışlarını yapacağız. Şimdi ABD askerlerinin çekilmeye başladığını bazı noktalardan haber ajanslarına düştü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette ve şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar, yürütecekler. Bu zaten biliyorsunuz yeni bir şey değil. Bayağı geçmişi olan bir şey. Sayın Başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti. Fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı heyet gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Şimdi bu dün akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim biliyorsunuz verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil. Efendim, yine aynı açıklamada, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada Türkiye'nin bundan böyle ABD'deki, ABD'nin son iki yıldır bölgede yakaladığı DEAŞ'lılardan sorumlu olacağı da ifade ediliyor. Bu konuda ne anlama geliyor? Bununla ilgili detay verebilir misiniz? Bir de sayının 10 bin olduğuna yönelik haberler var. Doğru mudur bu sayı? Bunların kontrolü Türkiye'ye geçecek. Hani nasıl bir plan, proje olacak? Teşekkürler. Tabii bu rakamlar arkadaşlar biraz abartılı rakamlar. Yani şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili tabii bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Biliyorsunuz değişik ülkelerden Almanya, Fransa gibi burada bulunan DEAŞ'lılar var. Bu DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz. Bunlara artık bakamayız. Artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir? Kendileri bir çalışma yapacaklar. Biz de arkadaşlarımıza bu konuda talimatı verdik. Onlar da bir çalışma yapıyorlar. Burada ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ'ları buralardan süratle derdest edelim.
Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapacağınız görüşme için netleşen bir takvim var mıdır? Büyük ihtimalle yani önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve Washington'da bu ziyaret olacak ve bu ziyarette ikili olarak heyetler arası bu görüşmeyi yapmak suretiyle tabii ki yüz yüze olması işin derinliğini, Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler, bunları ele alma fırsatını bize vermiş olacak. Anadolu Ajansı Zafer Fatih Beyaz Efendi. Önümüzdeki ay ABD Başkanı Trump'la yapılması planlanan görüşmede F-35 ve petrollerin gündeme gelmesi bekleniyor. Değerli arkadaşlar, ikili ilişkilerimiz diyorum. Tabii ki ikili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından bir tanesi de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim odur ki bu görüşmemizde hem bunu bir karara bağlamak ve bu karara bağlayışla birlikte, çünkü biz hala parçaları gönderiyoruz. Biliyorsunuz bizden de burada offset kapsamında parçalar alınıyor ve bu parçalar gönderilmeye devam ediliyor. Ödemelerde de biz yine de aksama yapmıyoruz. Ve şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödemeyi de yapmış bulunuyoruz. Dolayısıyla en önemli başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu tabii ki ele alacağız. Yine bunu konuşacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.